Evet, ben Mevlüt Sayar. Erzurum Oltu Alatarla Mahallesi'nde 45 yıldır koyunculuk yapıyorum. 7-8 kilometre toprak yolumuzu yaptırma için uğraşıverdim. Yetkililerden bunun yapılmasını istiyorum. Yapılmazsa bu yolum bütün yiyeceğimi, içeceğimi, hayvanın yiyeceğini, içeceğini elimle veya at sırtıyla getiriyorum. Yaşlanınca biraz da zor geliyor. Artık usandım. Bu yolun yapılırsa devam ettirip daha ilerlere götürmeyi düşünüyorum. Yapılmasa da ben de satmayı düşünüyorum herkes gibi. Bu dağlar kalsın böyle sahipsiz, bakımsız. Karga kuşlar kalsın. Cumhurbaşkanımız sesleniyor. Köyde dur, sana destek vereceğim. Tamam, bana destek veriyor. Küpe parası desteği, yem desteği veriyor ama yolum olmayınca o destek bana yeterli gelmiyor ki. Bana önemli olan yol, destek vermesin, yolumu yapsın en azından. Benim için en önemli yol. Yolu yapılırsa ilerlere daha götürmeyi düşünüyorum. Yapılmasa da ben de dayanamıyorum. Satmayı düşünüyorum artık. Yetkililerden ricam, minnetim bu. Herkese saygı sunuyorum. Ne haber kızım? Her gün ben bunu emdire emdire kendim büyüttüm. Annesi iki tane doğurmuş. Birini seviyor, birini sevmiyordu. Ben büyüttüm yavrumu. Benim dağında rakım 2830 metre. Çok kaliteli et yetiştiriyorum. Köyde en çok benim etim sürülüyor ama yolsuzluktan dolayı usandım. Yetkililerden bir yol istiyorum. Toprak yol. Yolumuz hep toprak yol. Taşkaya değil. Yani 10 günde dozer yapar çıkar. Kaç kilometre? 7 kilometre, 8 kilometre yok yani. Gel ha, gel. Gel oğlum, gel. Gel. Bu davanın içinden çıkmazlar bunlar. Ben çağırdım, zannediyorlar ki kızacık, şu davanın içine git. O kadar hastalar davana. Böyle. Böyle davayı çekerken böyle üç misli de ileride yerimiz var bizim.
Tamam. 40-50 ton lazım dedim lan. Ne zaman bizim var 300-400 tane koyunla çıza çıza 2 ton 1 ton acı çıkar. Arkaya gönderiyormuş. Yünü. Senin yaptığın bu işte hinek diyor.